Hayır, kapatma. O kadar kapatma kanka. Allah. Merhabalar. Ben iRacing. Yine yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım efendim. Evet, iRacing'e taktım. Sıkıntılıyım. Artık bence bende bir addict oldu. Tamam mı? Öncelikle sesler kapalıymış. Onu bir açayım. Bende bir addict oldu. Artık bağımlısıyım iRacing'in maalesef arkadaşlar. Artık iRacing'siz yaşayamıyorum. Nefes dahi alamıyorum. Onu söyleyeyim. Ve F1'den çok daha keyifli. Bir F1 yarışı yaptık. Onu da yakın zamanda size atarım muhtemelen. Ama bayağı sesler bug'a girmiş. Ya üstüne dublaj yapıp atacağım. Bir şeyler düşüneceğim ona. Bir çözüm bulmayı. Az konuşmuştum Allah'tan bazı yerlerde. Oralara böyle dublaj yaparak belki oraları kullanırım sadece. Bilmiyorum ne yapacağım tam olarak. Ama çok güzel geçiyor. F1 aracını da deneyimlerimi aktaracağım size. Onun zamanı gelecek efendim. Şu an değil o. Şu anda yarışımıza odaklanacağız. Ben Qualify'dayım. Hızlıca sıralama turlarını atayım. Eğer güzel bir şey atarsam size de izletirim. Eğer atamamış olursam da direkt gridden başlarız efendim. Hadi videomuza geçiyoruz. Çeşitli açma germeler yapmak gerekiyor yarıştan önce arkadaşlar. Ellerimizi, kollarımızı, bacaklarımızı hazırlamak lazım. Ki daha rahat, daha relax olabilelim. Çok gergin olmayalım. Kendimizi gerersek gergin bir vücutla gergin bir yarış yaparız. Ama hafif esnersek özellikle şunu şöyle şöyle falan yapın işte bunları. Bunlar önemli şeyler yani. Biraz daha rahat oluruz yarış esnasında. Çok titreme olmaz ellerde mesela. Stresli yarışlarda genelde böyle elin kolun titrer. O olmamış olur. Dördüncü olarak yarışımıza başlıyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Sıralamayı koymamışımdır muhtemelen. 51.6 attım. Pist rekorum 50.6 galiba. 51.6 attım. Bir saniyelik yavaş bir tur oldu. Ama olsun. Yani sıkıntı yok. Bir dahaki turlara düzeltiriz yine. Bir dahaki yarışlara artık. Kazamız mübarek olsun arkadaşlar. Bana bir şans dilerseniz yalnız. Gerçekten şansa ihtiyacım var benim. Bu arada liverileri artık görebiliyoruz. Livery olayını hallettim. Trading Paint'i. Artık herkesin liverisini canlı bir şekilde görebileceğiz. Yani insanlar farklı liveriler seçebiliyor çünkü. Üçüncü parti uygulamalardan. Ben de kendime bir tane seçtim. Kaputtan fark ediyorsunuzdur. Ferrari logosu falan var. Gayet güzel oldu yani. Benim çok hoşuma giderek yaptım. Çok güzel bir tane de sürprizim var. Toyota GR86 yarışında göreceksiniz o sürprizimi de. Yakın zamanda görürsünüz yani. Allah dokundular birbirlerine. Birinci nedense durdu. Çok tuhaf bir şekilde birinci durmayı tercih etti. Ama bize ceza gelmedi çünkü biz sol taraftaydık. Sol tarafla sağ taraf ayrı. Bizim sol taraftan şeyiz, sorumluyuz. Onlar da sağ taraftan sorumlu. Sol tarafın lideri farklı, sağ tarafın lideri farklı. O yüzden de bize herhangi bir ceza gelmiyor lideri geçtiğimiz için. Hayır, kapatma. O kadar kapatma kanka. Allah. Çok kapattı bu arada ya. Çok kapatıyor. Güzel geçtik. Ha, pite giriyor galiba. Ne oldu orada ya? Bir şeyler oluyor ama anlamadım. Bu adama bilerek yer veriyorum. Çok haklı çünkü. Çok hızlı. Bilerek yer vermek istedim yani ben bu adama. Çok korkuttu beni. Birinci zaten. Yani yarışın normalde birincisiydi. Böyle söyleyeyim. Bu
adamla kapışmak istemedim hiç. Zaten incident böyle sıfır aldık ama hani ceza almadık ama biliyorsun safety ratingini tekrar yükseltmem gerekiyor. Bayağı bir düştü. Özellikle son olaylardan sonra biliyorsunuz izlemişsinizdir. O yüzden safety ratingime çok dikkat etmeye çalışıyorum. Bu da hani ister istemez biraz daha sakin yer vererek pasif yarışlar yapmama itiyor beni yani direktman. Önde bir araç var. Öndeki araç ne ya? Lamborghini gibi, Porsche gibi her şeye benziyor. Ferrari'ye benzetemedim pek burada. Hiç zorlamayacağım. Yani normalde daha hızlı turlar atabiliyorum. Kendimi biliyorum. Ama hiç zorlamak istemiyorum şu an. En hızlı turum normalde benim 1.50 ya 1 diyorum pardon çok özür dilerim. 50 saniye nokta 60 falan olması lazım salise. 600 salise yani. Ama hani burada böyle çok zorlamadan rahat rahat yarışmak istiyorum açıkçası. Bir safety rating'in düşmesini. Çok zorlamayayım, limitlere yaklaşmayayım. Ki herhangi bir hata yapmayayım. Ki herhangi bir kazaya veya başka bir şeye karışmayayım. Terledim biraz ha. Yarış biraz geriyor bazen. Bu arada arka aynanı kapatmam gerekiyor çünkü çok dikkatimi dağıtıyor. Evet, güzel. Arka aynamızı da kapattığımıza göre sadece ve sadece yarışa odaklanabiliriz. Arka ayna açık olunca çok fazla bakıyorum arada. Sağdaki aynaya arada bir bakıyorum. Sağ aşağıda tam benim kameranın altında var ya. Ona arada bir bakıyorum. O tam ideal görünüşüm. Diğer türlü sürekli gözüm aynada oluyor. Aynayı bırakmam gerekiyor ama yarışta. O zaman virajlara dönebilirim. Dikkatim dağılıyor çünkü. Çok rahat, chill bir yarış geçiyor abi. Tatlı tatlı gidiyoruz. En sevdiğim yarışlardan biri yani. Böyle çok rekabetin içinde olmayı sevmem çünkü o zaman illa sıkıntılar çıkıyor. Hani daha eğlenceli oluyor ama sonunda kıyamet kopabiliyor yani. O yüzden böyle arada bir saniye, arada üç saniye okeyim yani. Bu benim için keyifli, daha keyifli. Hem kendimi biraz daha geliştirme fırsatı buluyorum. Çünkü yarışlarda hani özellikle bu yarışta şu an bu haritada çok da gelişmiş durumda değilim. Daha geliştirecek çok yolum var kendime. Hem kendimi geliştirme fırsatı buluyorum. Antrenman yapıyormuş gibi hissettiriyor. Hem de benim için kolay bir yarış geçmiş oluyor.
safety rating açısından özellikle. Arkadaki, önündeki bu arada bayağı gidiyor. Öndeki hızlıymış. İyi ki yol vermişiz bak. O adamla kapışsaydık hiç anlamı yoktu. Arka taraf bize yetişirdi yani. Bizi yavaşlatırdı o adam. Kapıştığımız için o sırada. Gerek yoktu yani. İyi ki yol vermişim. Hiç pişman değilim valla. Adam zaten öyle bir gözünü korkuta korkuta gelmişti ki. Hak ediyordu yolu yani. Aa bak, birinci spin atmış. Yemin ediyorum çok gaza geldiği için spin atmış ya. Sırf böyle kaçmaya çalışırken spin atmış. Bence. Bu incident'ı ben ayrıca izleyeceğim yayından sonra. Videodan sonra daha doğrusu. Merak ediyorum ya, nasıl spin atmış, çok merak ediyorum. Boşu boşuna yarışını yemiş ya. En önde gidiyorsun, 5 saniye fark atmışsın. Biraz tempo düşünmen lazım abi. Çok net. 5 saniye fark atmışsın yani. Az bu değil yani arkadaşlar. Tabi tur bindirirken de bir vaka gerçekleşmiş olabilir, orasını bilmiyorum. Instant'a tekrar bakmam lazım da. Eğer öyle olmuşsa da geçmiş olsun ona yani. Maalesef. Çok dikkat etmek gerekiyor işte. Hatta videoda da gösterebilirim yani o sahneyi. Arar bulurum, keserim böyle, içerim bir şeyler yaparım, gösteririm size. Yarışta yarış temposunu ayak uydurmak çok önemli arkadaşlar. Ben şahsen hani antrenmanlarda genelde sıralamaya çalışıyorum. Yani limitlerimin üstüne çıkıp daha hızlı tur atmaya odaklanıyorum. Ama yarışa geldiği zaman konu benim için önemli olan hız değil. Sadece dayanıklılık. Ne kadar süre, ne kadar sağlam sürebilirsen benim için o kadar iyi. Yani bu nokta önemli yani. Eğer birileri beni geçecekse geçebilir. Yani çok hızlı olmasam da olur benim için, sorun değil yani. Burada tur bindirilmiş bir araç var. Muhtemelen yer verecektir bana. Umarım verir. Eğer bu arkadaş beni yavaşlatırsa biraz üzülürüm açıkçası. Tur bindirirken kaza yapmak hiç istemiyorum özellikle. Ona dikkat edeceğim şu an. Giderek tempo düşürdüm biraz. Ona yaklaşacaksam da hata yaptığı zaman yaklaşmak istiyorum çünkü.
Dördüncü başladığımız yarışta birincilik geliyor ya. Altıncı payı kaldırıyoruz galiba arkadaşlar. Ama tempoyu iyi ayak uydurdum. Bu haritayı beğendim. Geçen haftaki haritayı o kadar beğenmemiştim. O yüzden çok hızlı süreler çıkartamamıştım ama bu haftaki haritayı beğendim. Gerçekten beğendim. Çok çok keyif alıyorum bu haritada. Son tura girmek üzereyiz bu arada. 17 ya da 18. tur son tur olması lazım arkadaşlar. Adam sonuncu olmasına rağmen iyi kaçıyor bu arada. Onu da tebrik ederim adamı. Muhtemelen hani başına büyük bir şey geldi. Başına büyük bir şey gelmese o da ilk 5'in içinde yer alırmış yani. Çok net. Gidişinden onu görebiliyorum yani. Çok güzel gidiyor. Benden hızlı bile olabilir yani bazı noktalarda. Sadece dayanıklılıktan kaybediyor işte. Temiz sürmekten kaybediyor. Umarım yola tekrar bağlanmaz. Güzel, kaçabildik en azından. Yola tekrar bağlanırken o adama çarpmak istemezdim. Yol kenarında bir araç vardı, görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bakın benim de arkayla aram 5 saniye oldu. Biraz tempo düşürmem lazım benim. Olur da bana yaklaşırlarsa tekrar tempoyu arttırırız. Gerek yok şu an tempoyu çok yüksek kullanmama. O yüzden hani her zaman gittiğimin bir tık tempo altında gitmeye çalışıyorum şu an. Amacım o. Daha sakin, daha geç gaz oturmaya başlıyorum mesela. Gerek yok çünkü. Ve daha erken frenlemeye, daha erken gazdan çıkmaya çalışıyorum araçta mümkün olduğunca. Yani sallıyorum, bir saniye benden hızlı olsalar tur başına zaten 3 turdan az var. O yüzden her türlü kazanırım. Yavaş olursam kaza da yapmam. Yani win win abi her türlü. Ön taraf da benden hızlı gider, ön tarafta da bir kargaşa yaşamamış olurum. Win win, yani her türlü kazanmış olursun. Çok net yani. O yüzden tempo düşürdük şu an. Vites atarken şu hareketi yapmaya bayılıyorum yani. Beyaz bayrak çıktı, son tura girdik. 4 saniye yavaş bile olsam olur. Önemli olan temiz bir tur çıkarmam yani. O yüzden kazasız belasız tatlı tatlı süreceğim. Hızla. Rolanti'de bırakacağım şu yerli araba. Zafer turu gibi düşünüyorum arkadaşlar. Tadını çıkartın. Şaka maka altın kupa geldi be. He? Let's go. Bak ne kadar yavaşladığımı görüyor musun? Yavaş. Umurumda bile değil. Sadece hayatta kalarak finish'e gitmeye çalışıyorum. Ve varmış bulunmak değil şimdi şey efendim. F1 kariyerimde videoda ilk defa, onun dışında sanırım ya 2 ya da 3 olması lazım. Win'imizi aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir yarıştı. Muhteşem bir yarıştı. Hani benim çok şanslı olduğum bir yarıştı açıkçası. Onu söylemek lazım. Sıfır incident'la durumu kurtardık galiba. Evet, sıfır incident'la durumu kurtardık arkadaşlar yarışta. Ondan öncesinde sıralamada bir kontak vardı, o kadar. Zaten onları saymıyor bile. Şimdi şeye gidelim abi. İlk turdaki bir olayı görelim. Bir de şeyi, diğer adamın bir spinini izleyelim. Mi? Onu mu izleyecektik? Neyi izleyecektik? Unuttum şu an. Dur bakayım, burayı merak ediyorum bir kere. Burası Far Chase'ten izlenir abi. Şöyle bir bakayım. Adam erken bir frenleme yapıyor. Ben de bunu avantaja çevirmek için geç frenlemeyle içeri girerim. Ve pozisyonu kendime alırım diyorum. Biraz geride kalıyorum. Frenlemeyi daha da az yapsaydım, kendimi burnumu öne atsaydım eğer
biraz daha fırsatım olurdu. Buradan ama sonra benim kurtarma şansım yok arabayı. Şu an ben kurtaramam. Zaten frene asılıyorum. Sağda kaçamam daha fazla. Gaza da basamam, hiçbir şey yapamam. Şu an hani her türlü çarpacağız. Adam çünkü önüme kırdı bir kere. Biraz daha dışarıda kalmayı başarsaymış adam. Yani ne bileyim, ya da çalışsaymış beni gördüyse. Daha iyi olurmuş. Burada ufak bir temasımız var. Temastan sonra benim şeyim dağılıyor. Onun da dağılmış bak. O da düzleşmiş. Benim dağıldığı için iyice böyle önüne atıyorum adamın. O da körpten geçmiş. Çok da temiz hani. İkimiz de beyefendilikle kapışmışız, öyle söyleyeyim. Çok ufak tefek temaslarla. Zaten sonra da o pozisyonu geri almış. Pozisyonu almasa bile yerimi geri verebilirdim. Düşünürdüm en azından şöyle bir. Bir de şu siyah arabayı görmek istiyorum ya. Dur bakayım. Siyah arabayı izlemek istiyorum. O deli deli fişek gelmişti. Beni çok korkuttu. Birkaç pozisyonunu izleyelim adamı. Pite mi giriyor? Ne yapıyor bu adam? Niye durmuş ki? Çok tuhaf. Bu adama geçemiyor muyum direkt? Ne bu adamın ismi? Hah, geçtim. Dur bakayım. Pite girmiş. Zarar falan mı gördü aracı acaba? Eğer benim yüzümdense kusura bakmasın vallahi yani. Şöyle gidelim geri. Bu adam da burada öyle bir atak yapıyor ki. Ben diyorum tövbe, bu adamla kapışmam, gerek yok diyorum. Bak geç fren yapıyorum. O daha da geç fren yapıyor, anladın mı? Ben de dışarı atayım kendimi, adam geçsin gitsin diyorum, anladın mı? Rahat kalsın. Adam uzasın abi. Adam uzasın. Zaten uzadı da ne oldu Allah aşkına? Şuraya bak. Benim ekranımda adam birinci bitirmiş abi. Hah. Bak uzadın da ne oldu? Yani geç fren yaptın, uzadın ama hatan şu. Sen bu tempoyu bırakmadın abi. Sen birinci oldun zaten. Farkı açtın. Artık bu tempoyu bırakman lazım. Burada yine geç fren deniyor. Hani o kadar anlamı yok ki yani. Gerçi normal frenlemiş burada. Acaba neden kaymaya başladı? Arabayı çok zorladığı için artık lastikler dayanamamış abi. Eskiyince de biraz dışarı attı. 5 saniyeden fazla kaybetti burada. Ve ben de birinci oldum abi. Çok temizdi gerçekten. Bakalım i-ratingimiz falan nasıl etkilemiş. Hemen oraya gidelim abi. Hemen. Hemen bakalım. Ve görmüş olduğunuz üzere tekrar yukarı çıkmaya başladık arkadaşlar. Neredeyse 2000 i-ratinge doğru adım adım gidiyoruz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.